Bekir Azar, Küresel Parlama Amerikalı senatör Türkiye lehine olacak her olayda zıp çıktı gibi fırlıyor. Engellemek için her yerini yırtıyor. Amerikan derin devleti ve Pentagon ortak operasyonla adamın evinde rüşvet parası olarak külçe külçe altın bulduğunu ifşa ediverdi. Rum, Ermeni ve İsrail lobilerinin adeta kuklası olan senatör Menendez rezil rüsva oldu. Şimdi yargılandığı davada kıçını kurtarmaya çalışıyor. Peki Amerikan derin devleti neden Menendez'e operasyon çekti? Cevabı basitti. Türkiye Amerika için hayat demekti. O yüzden son yıllarda hayati ortak deyimini boşuna telaffuz etmiyorlardı. F-16'ların verilmesine kadar uzanan bir süreç yaşıyoruz. Buna en büyük takozu Menendez koyacaktı. Saf dışı edildi. İran, Rusya ve Çin ortaklığının yansımaları Amerika'yı delirtiyor ve Türkiye'yi daha muhtaç hale getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda bir Amerikan düşünce kuruluşunun yayınladığı rapora aktarmıştım. Amerika'nın oluşturduğu boşlukları birçok yerde Çin, Rusya ve İran bloğu dolduruyor. Bu bloğa karşı Türkiye'yi yanımıza alarak boşlukları Ankara'yla doldurmalıyız çağrısı yapıyordu. Hudson Enstitüsü'nden kafide Geçtiğimiz yıl Beyaz Sarayın resmi sitesinden yayınlanan makalesinde, Rusya Hazar'da Volga kanalını daha çok Hazar donanması gemilerini, askeri malzemeleri mühimmatları Azov denizine, oradan da Karadeniz'e ulaştırmak için kullanıyor ve ayrıca İran'ın bu kanalı yaptırımları bypass ederek dış dünyaya ürünlerini göndermek için kullanıyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinde bu önemli rol oynadı. Kanalı modernize etmek için 1 milyar dolarlık yatırım açıkladılar. Rusya, Ukrayna'ya kruz füzelerini de Hazar'dan fırlatıyor. NATO planlayıcıları, NATO'nun Karadeniz sınırının Hazar denizinin güney kıyıları olduğunu düşünmeye başlamalı çağrısı yapıyordu. Akıllı adamdı Luke Caffey. Gerçek şu ki Amerikan gemileri hiçbir zaman Hazar denizinde olmayacak, bu yüzden orada kıyısı olan Türk Cumhuriyetlerini mutlaka yanımıza almalıyız diyerek adeta yalvarıyordu. Türk Cumhuriyetlerini safına çekmenin tek yolu vardı, Ankara'yı ikna etmek ve yanında görmek. Karadeniz'den tutun Hazar'a, Kafkaslardan Orta Asya'ya kadar olan hatta Washington'ın Türkiye'yi hayal edemeyeceğiniz ölçüde ihtiyacı vardı. Aynı dönemde Beyaz Saray'ın resmi yayın organında bir makale daha yayınlanıyordu. Bush döneminde Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi, Savunma Bakanlığı'nda da müsteşar yardımcılığı yapan Mike Doran, Washington'da Ruslarla İranlıları nasıl ayırırız diye düşünen biri yok. Bunu yapmanın yolu Orta Asya'dan geçiyor. Türkmenistan dünyanın dördüncü gaz rezervlerine sahip ülke. Kazakistan'ın da tonlarca petrolü var. İkisi de rezervlerini Hazar Denizi'nden Azerbaycan'a, oradan da Avrupa'ya götüremez. Çin, Rusya ve İran'ın baskısı altındalar. Rusya, Çin ve İran'a karşı bölgedeki karşı denge Türkiye. Türk-Azerbaycan ilişkisi çok güçlü. Türkiye ve Azerbaycan'ın Kazaklara ve Türkmenlere kaynaklarını ortak koridordan Avrupa'ya ulaştırmalarında güvenlik sağlamaları açısından Washington bu imkanı nasıl kuracağını düşünmeli. Eğer ortak koridor oluşturmak için Türklerle bu işe girmezsek Çin dalacak. Biz de kendimizi Çin, Suudi, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin arttığı bir ortamda bulacağız diyordu. Mike, oyuna dahil olmalıyız ve oyun Türklerin çok güçlü olduğu Orta Asya'da. Oyuna da ancak Türkiye sahilinde dahil olabiliriz diye ekliyordu. Zavallı Mike bu makaleyi kaleme alırken Kazaklar petrollerini, Türkmenler de gazını Hazar üzerinden Avrupa'ya ulaştıramaz diyordu. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye Karabağ üzerinden bunu hayata geçirmek üzere kolları sıvadı. Artık bu hayal değil. Amerika'nın geleceği Ankara'nın elinde. Bu yüzden yıllardır geziden tutun darbelere, CHP'nin iktidara gelmesine kadar tüm yolları denediler. Ankara'yı ele geçirmek için başkanları bile seçimde muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı indireceğiz diye boşuna açık açık söylemedi. Alman medyası da geçtiğimiz günlerde Afrika'da yeni güç Türkiye diye haber yapıyor, Avrupa Birliği'nde Afrika'da Çin'le rekabet edebilen yegane ülke Türkiye, onlarla işbirliği yapmak zorundayız çağrısı yapıyordu. Önceki gün Amerika basını da papağan gibi bunu tekrarladı ve Türkiye Afrika'da Çinli şirketleri solladı. Yakın zamanda Fransız ve Amerika kuvvetlerini kovan Nijer'de dahil olmak üzere Afrika'daki ülkelerle savunma işbirliğini genişletti narası attı. Türkiye'nin Amerika'nın yeni bir diyaloğu geciktiremeyeceği kadar çok küresel parlama noktasının ortasında durduğuna dikkat çekilerek özellikle Türkiye'nin aktif olduğu ancak Amerika'nın erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde Çin, İran ve Rusya'nın nüfuzunun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak konusunda da sunabileceği çok şey var diye bağırdı adamlar. Finalde de Türkiye'nin coğrafi konumu, bölgesel nüfuzu ve artan savunma sanayi kapasitesi, Türkiye'yi çok kutupluluk ve düzensizlikle mücadelede değerli bir ortak haline getiriyor diye noktayı koydular. Ankara'ya muhtaçlar, yoksa nefes alamayacaklar. Bekir Hazar Takvim Taha Kılınç Doğu Türkistan'a içerden bakınca Uygurların gerçek bir Çinli olabilmesi için mandarin Çincesi için kullanılan isimle milli dili konuşması, Çin yiyecek kültürünü benimsemesi, hanlarla evlenmesi ve geleneksel saygı ve onur anlayışından vazgeçmesi gerekiyordu. Yetkililer birçok yerde Uygurların kamusal alanda milli dil kullanmasına tamamen yerlileşmiş Arapça bir deyim olan Esselamu Aleyküm şeklindeki Uygur selamlaşmasından vazgeçerek bunun yerine Çince Nihao sözüyle selamlaşılmasını ve açık alanlarda dua edilmemesini öngören genelgeler çıkardı. 2018 Ekim'inde Kaşgar Üniversitesi'nde düzenlenen bir toplantıda öğrencilere beslenme alışkanlıklarındaki aşırılıklardan kaçınmaları yani domuz eti yemeleri tavsiye edildi. Devlet bu konularda Uygurlara yardımcı olmaya istekliydi. Nitekim bölgede etnik birliği teşvik etmek üzere 2014'te Uygurların evlerine han kamu görevlileri ve parti üyeleri göndermeye başladı. Programın adı Aile Olmak idi. Han kadrolar bu çerçevede evine konuk oldukları ailelere ağabeylik ve ablalık yapıyordu. Program 2017'de hızlandırıldı ve Sincan'daki Uygurlar'la Kazakların evlerine 1 milyona yakın akraba akın etti. Bu akrabalar misafir oldukları evlerde bir hafta kalarak ev sahiplerinin sofralarını paylaştılar, onlarla birlikte televizyon seyrettiler, mandarince sohbet ettiler, yurtseverlik şarkıları söylediler ve gözlemlediler. Küçük çocukları domuz eti yiyor muydu? alkol alıyorlar mıydı? Evlerinde dini kitap veya süslemeler var mıydı? Kadınlar başörtüsü takıyor veya aşırı uzun kıyafetler giyiyor muydu? Erkeklerin sakalları aşırı uzun muydu? Akrabalar ayrıca çocuklara büyükleri hakkında sorular soruyordu. Bu misafirliklerin gözetlenme korkusunun olmadığı bir ortamda dahi ne kadar rahatsız edici olabildiğini tahmin etmek güç değildir. Çünkü bu misafirlikler Uygurların kadın erkek ilişkisi anlayışını hiçe sayıyor, ebeveynlerin aile içindeki otoritesini görmezden geliyordu. Bu arada yeniden eğitim kamplarına kapatılanların çocukları, yoksul çocukları koruma merkezlerine gönderilebilmekte ve böylece ailelerinden koparılarak kendilerine sadece Çince yurtseverlik eğitimi verilmektedir. Bu çocuklar ailelerinden, dillerinden ve dinlerinden kopmuş olarak büyüyeceklerdir. Sincan'daki cami denetimleri uzun bir geçmişe dayanmakta olup küçüklerin camilere girmesi yasaktır. Otoriteler 2009'dan sonra parti üyelerinin, memurların, öğrencilerin ve küçük çocukların Ramazan'da oruç tutmasını yasakladı. Restoranlar bütün gün boyunca açık tutulmaya zorlandı ve oruç tutmalarını engellemek üzere öğrenciler Ramazan ayı boyunca okulda tutuldu. Devlet 2016'da baskıyı daha da artırarak camileri bakımdan geçirme kampanyası başlattı ve mimari açıdan sağlam olup olmadıklarını belirlemek üzere camiler teftişten geçirilmeye başladı. Binlerce cami riskli bulunarak yıkıldı. Bunların arasında bölgedeki en büyük ve en tarihi camiler de vardı. 13. yüzyılda inşa edilen ve Doğu Türkistan'daki en büyük ibadethanelerden biri olan Keriye'deki Heyitgah Camii, 17. yüzyılda yapılan Kağılık'taki Ulu Camii ve Aksu'da bulunan 18. yüzyıla ait Reste Camii tamamen yıkıldı. Diğer camiler de ya yıkıldı ya da sanat galerisi gibi yapılara çevrildi yahutta Kaşgar'ın yeni eski şehirinde olduğu gibi Kaşgar rüyası adıyla bara dönüştürüldü. Açık kalan camilere Çin bayrağı çekilip duvarlardaki dini yazılar kaldırılarak yerine parti sloganlarının yazılı olduğu kızıl pankartlar asma zorunluluğu getirildi. Pazar günü camilerde Çin milli marşı ve Komünist Partisi olmadan Yeni Çin olamaz başlıklı bir marş eşliğinde bayrak törenleri düzenleniyordu. Cami yıkımlarına eyaletteki düzinelerce Müslüman mezarlığının kaldırılması eşlik etti. Hotan'daki büyük bir mezarlık buldozerle yerle bir edilerek yerine araç parkı yapıldı. Aksu'da ünlü modernist şair Lütfullah Muttelib'in gömülü olduğu başka bir mezarlık, çocukların at bindiği yapay bir gölle dev panda heykellerinin bulunduğu mutluk parkına çevrildi kelimenin tam anlamıyla Uygur toprakları talan edilmekteydi. Yazıya başlarken Edip Halid'in Orta Asya İmparatorluk fetihlerinden günümüze bir tarih, Telemak 2024 adlı eserinden kısa bir alıntı yapıp Doğu Türkistan meselesine dair bazı noktalara işaret edecektim. Ancak dile getirdiği ayrıntılar öylesine önemliydi ki kestirip atamadım. Kıymetli okurlara çok daha fazlası için kitabı sitayişle tavsiye etmiş olayım. Yazar giriş kısmında niçin yer yer Sincan ifadesini kullandığını da açıklıyor. Nasipse çarşamba günü kaldığımız yerden devam etmek ve Uygur düğümünü konuşmak üzere bu köşede buluşalım. Taha Kılınç Yeni Şafak